Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle üzgün olduğum için, buruk olduğum için yaptığım bir proje bu. İsteğim İstanbullu bir vatandaş, Diyarbakırlı bir vatandaşa sarılsın. Çünkü nefes aldığımız bu coğrafyada başka Türkiye yok sloganıyla yola çıkmamız gerekiyor. Amacım Bursalı bir vatandaşın Diyarbakırlı bir vatandaşa kitap göndermesi. Elazığ'ın Muş'a veya Elazığ'ın Diyarbakır'a, Edirne'ye kitap göndermesi. Çünkü kültür, okumak, eğitim bir bütündür. Biz burada sadece kitap göndermiyoruz, yüreğimizi gönderiyoruz. Bu coğrafyada sarılmaktan başka çaremiz yok. Türkiye Kitaplaşıyor projesini başka ülkemizin olmadığını anlatabilmek için yaptık. Türkiye Kitaplaşıyor projesini Diyarbakırlı'nın Bursalı'ya, Elazığlı'nın Muşlu'ya, Edirneli'ye sarılması gerektiğini anlatabilmek için yaptık. Çünkü bu ülke hepimizin, biz bu coğrafyada nefes alıyorsak, bu coğrafyada kardeşlik duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu kitapları Diyarbakırlı kardeşlerimize göndereceğim. Yarın başka bir şehre göndereceğim. Bunu devam ettireceğim. Amacım tüm Türkiye'de kardeşlik duygusunu çok üst seviyelere çıkarmak. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Vatandaşların okuma oranının yükselmesini istiyorum. Ve şunu istiyorum. Bana bir kitap geliyor, düşünün. O kitabı açtığım zaman bir not var üstünde. Diyarbakırlı bana kitap göndermiş. O duyguyu yaşamak istiyorum. Ve Diyarbakırlı'nın bu duyguyu yaşamasını istiyorum. Hem okuma oranını yükseltmek hem de kardeşlik duygusunu çok üst seviyelere çıkarmak istiyorum. Bingöl iline gönderdim. Bingöl'de çocukların sevinci, Elazığlı kardeşlerimiz bize kitap gönderdi diye sınıfın ortasındaki o sevinçleri hala kulaklarımda. Maalesef Maraş depremi olmuştu o gönderdiğimiz sıra. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrar yürekten bu projemi yürütmeye çalışıyorum. Şimdi ben sosyal medyada bir kitapta sen getir diye bir paylaşım yaptım. Bunu Elazığ olarak yapmaya başladık. Herkes birer kitap getiriyor. Ben evimdeki kitapları getiriyorum. Kütüphanemdeki kitapları getiriyorum. Komşularım getiriyor, takipçilerim getiriyor, okurlarım getiriyor. Bu şekilde güzel duyguları biriktirip kutularla farklı şeylere gönderiyoruz.